İkinci sorum da bir ilahiyat mezunu bayan doğum yapıyor ve beni görmeye gidiyorlar arkadaşlar toplu halde olarak. Diyor ki bebeğe dua okuyalım diyorlar. O da diyor ki hepiniz birden okumayın duayı, karışık olur, tek tek okuyun diyor. Bir de onu öğrenmek istiyor. Bir de dinleyicimiz dedi ki, dedi işte bir dedi ilahiyatçı dedi, hanım dedi doğum yapmış, onu ziyarete gidenler olmuş dedi. Orada işte herkes böyle tutunca, aa hep beraber böyle dua etmeyin, bu karışır sonra ya. Ayıklayamazlar, melekler onu karıştırdı, işinden çıkamadı. Ya, birbirine karışır ama hocam, herkes dua ederse. Karışır. Şimdi dinleyicilerimiz görmüyor da ben sizi görüyorum buradan. Gülüyor tabii bunları şey yapınca. Oğlum bak, bilmediğim bir şey öğrendim bugün. Böyle duaları da karıştırma. Birbirine karışır. Kimin ne ettiği o ona gider, o ona gider. İşin içine çıkamazsın. İlahiyatçı bir şey söyleyecek ya. Ya nakli esas almayınca, nefslerini baz alınca, kendilerine göre aynı şekilde bir şey söylemek için bir şey söyleyince ne rezil ve ne kepaze oluyor böyle tipler ya. Ya ilahiyatçı olsan ne olur, olmasan ne olur? Yani senin sözün ve yaptığın amel ortaya koymak bizim için aynı şekilde ya makbuldür veyahut da redde çöpe atmaya aynı şekilde değer. Onun için hani Ziya Paşa bir beyt var ya, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Hakikaten ya, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Merak etme efendim, dualar karışmaz. Allah her şeyde Allah rahmet eylesin, hemen abiler anlatıyorlardı. Bir gün dedi böyle dedi, hocamızla dedi mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi ile evde dedi baş başayız. Ya dedi böyle hatırıma geldi dedi. Dedim ki efendim işte mahşer günü böyle hani sizi sevenler veya bu yolun büyüklerini sevenler böyle bir köşede bir yerde unutulur kalırsa yani zayi olursa hani Emre abilerin bir şeyi vardı. Ne yapayım abim dediler, sordum. Dedim mübareklere sordum. Unutulursa bana diye böyle şey yapınca mübarek buyurmuşlar ki, kardeşim buyurmuşlar, insanların işleri karışık olur. Allah Teala'nın işi karışık olmaz. Hatta saadeti ebediye almışlar öyle mi? Muntazamdır senin cümle efalin diye bir beyt var. O beytin bir mısrası. Muntazamdır cümle efalin. Allah Teala yarattığı her şeyler muntazam. Dolayısıyla 100.000 kişi, 1.000.000 kişi, 1 milyar kişi, 5 milyar kişi aynı anda dua etmiş olsa hiçbirisi karışmaz. Hatta Allah rahmet eylesin Emre abiler, ahirete giden yol otoban buyurdular. Orada kavga olmaz, gürültü olmaz buyurdular. Ama dünya dar. Herkes dünyaya talip olunca herkes saldırıyor. Kafa kafa geliyor, kafa kafaya geliyorlar ve ondan sonra da kavga oluyor buyurdular. Allah'ın yasak ettiği şeylerin hepsi haramlar, mekruhlar, dünyadır buyurdular. Dolayısıyla duanın öyle karışma durumu söz konusu değil. Yanlış mı söylemiş? Evet, yanlış söylemiş.